Merhaba çocuklar. Bu haftaki insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersimizin ödev olan soruları birlikte cevaplayacağız. Evet, öncelikle doğru yanlış seçenekli sorularımızı yapalım. 1. Toplumsal yaşamda düzeni sağlamak için kurallar gereklidir. Doğru. Yere tükürmemek bir görgü kuralıdır. Evet, sanki doğru gibi görünüyor ama çocuklar biliyorsunuz bu 2015'te Çevre Bakanlığı tarafından çıkarılan kanunda yere tükürmek artık suç teşkil ettiği için yazılı kurallara giriyor. 3. Kurallara uymak bir vatandaş görevidir. Doğru. Kurallar zaman içerisinde değişebilir. Doğru. Bayramda büyüklerimizi ziyaret etmek yazılı bir kuraldır. Değil. Yanlış. Hukukun üstünlüğü hem bireyin hem de devletin yasalara uymasıyla mümkündür. Doğru. Kuralların olmadığı toplumlar diğer toplumlara göre daha güvenilirdir. Yanlış. Toplumda sadece yazılı olmayan kurallara uymak yeterlidir. Yanlış. Kurallara uyulmadığında yaptırımlarla karşılaşırız. Doğru. Kurallar toplumda huzuru sağlar. Evet, şimdi de boş doldurma ile ilgili sorularımızı yapalım. 1. Kurallar bir toplumu zaman içinde değişim gösterir. Evet, hemen oradaki değişimi silelim şuradan. 2. Yazılı olmayan kurallara uymadığımız zaman ayıplanma, kınama, dışlanma gibi yaptırımlarla karşılaşırız. Evet, buradaki ayıplanmayı da hemen çizelim üzerine. 3. Hukuk kuralları yazılı kurallardır. Evet, yazılı kurallardır. Silelim bunu da. 4. Kurallara uymadığımız zaman yaptırım uygulanır. Evet, yaptırımı da hemen çizelim. 5. Görgü kuralları, gelenekler, din kuralları ve ahlak kuralları yazılı olmayan kurallardır. Evet, yazılı olmayan kurallar bunlar. O da gitti. 6. Hukuk kurallarına uyulmazsa ilgili kurumlar ceza verir. Evet, ceza verir. 7. Bireyin devlete, devletin de bireye karşı görev ve sorumlulukları yasalarla belirlenmiştir. Evet. Şimdi çoktan seçmelilere bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kurallara uyulmadığında uyulmayan bir durumu ifade etmektedir? Ali'nin 7 yaşında okula başlaması değil. Şoför Ahmet Bey'in kırmızı ışıkta otomobilini durdurması değil. Hasan'ın söz hakkı alarak konuşması değil. Merve'nin otobüse sıra takip etmeden binmesi. Evet, cevap D. 2. Aşağıda verilen ifadeden hangisi ya da hangileri kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek durumu belirtmektedir? Evet, toplumsal uyum artar. Herkes haklarını özgürce kullanabilir. Hak ve özgürlüklerimiz zarar görebilir. Toplumda huzursuzluk ortaya çıkar. Evet, 3 ve 4 cevabımız D. Kurallar her zaman devlet tarafından konulmaz. Evimizde, ailemizde, mahallede, komşularımızla, oyunlarda, arkadaşlarımızla belirlediğimiz kurallar vardır. Aşağıdakilerden hangisi söz edilen kurallardandır? Yazılı kurallar değil, kanunlar değil, yönetmelikler değil. Evet, bu üçü yazılı kurallardı. Yazılı olmayan kurallar. Evet, cevabımız D. 4. Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara örnektir? Büyüklerimize karşı saygılı olmak, bu yazılı olmayan. 18 yaşında oy kullanmak, evet bu bir kural, yazılı kural. Konuşan birinin sözünü kesmemek, bu yazılı olmayan. Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmamak, bu da yazılı olmayan. Evet, cevap B. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir yurttaşın sorumluluklarından biri değildir? Trafikte kırmızı ışıkta geçer. Evet, bu olamaz. Zaten kural dışı bu. Ülkesine, vatanına bağlıdır. Evet. Yasalara uyar. Evet. Kurallara uymayanları uyarır. Evet, cevabımız A. Evet. Aşağıdaki kavramları, evet burada bir kavram haritası, haritamız var. Burada boş bırakılan yerleri bulacağız. Evet, kurallar ikiye ayrılır. Evet, yazılı kurallar, yazılı olmayan kurallar. Evet, örnek olarak okul kuralları, yönetmelik, kanunlar, evet en başta ne var? Anayasa. Uyulmazsa ne olur? Cezaya uygulanır. Yazılı olmayan kurallarda da örnek olarak ahlaki kurallar, örf, gelenekler, görenekler, evet boşluğumuza ahlak kuralları yazıyoruz. Diğer tarafta uyulmazsa ne olur? Kınanma olur. Et bir et dışlanma olur değil mi? Evet, bu da vardı işte cevaplarımız. Evet. Çocuklar en son kurallara uyulmaması halinde ortaya çıkabilecek sorunlara dikkat çeken bir yazı. Bunu herkes kendi içinden gelecek şekilde yazacak veya karşılaştığı herhangi bir durumu örnek vererek de yazabilirsiniz. Evet, kolay gelsin.